Fenerbahçe Ligi ve Avrupa'da kazanmıyor. Oyuncu da kazanıyor. Dün akşamki Arda Güler performansında konuşmak lazım aslında. Ya tabii şimdi Fenerbahçe özelinde herkes çok e, detaylandırdı. E, yani ülke futbol kültürümüzde e, başarı keren her şeyin önüne geçebiliyor. Yani bugün geldi Fenerbahçe'nin nokta e, jızı her anlamda e, istediği kuralı, istediği daha da ileriye gideyim kanunu yaptırabilecek kadar e, çok rahat, eli çok rahat hareket ediyor. Yani bu biraz bizim skorları çok sevdiğimiz için e, tabii ki bu e, büyük bir gerçek ama bakıldığı zaman oyun olarak da gerçekten yani ligimizde de belki bir sezon başlangıcını bu kadar güçlü yapan takım ben yani bu uzun süredir bu periyotta pek fazla rastlamadım e, yani bazen e, ligi 10 haftalık bir sürede önde taşıyan takımlar olur ama. Ee, yavaş yavaş oyuncu performanslara düşer, inişler çıkışlar olur ama Fenerbahçe Fenerbahçe'de e, oyun olarak da e, onu hiçbir zaman görmedi. O, o çok büyük bir avantaj. Yani e, evet Jesus'un bir kendi futbol kültürünü aslında buraya getirdi. Yani bizde büyük bir e, resmin küçük bir yerinde e, aslında Jesus'un e, Türk futbolundaki bir göstergesi var. Çünkü e, resmin büyük bir bölümü yine bizim kendi yapımız. E, Oyuncu performansları tabii ki her şeyi çok belirliyor ama ben Hoca'ya şey anlamda çok net katılıyorum ee, teknik direktör bir takımın her şeyi yani derler çok işte her şey oyuncu belirler oyuncu yapar ama e, oyuncu yapar ama e, bana göre her şey e, teknik direktördür. E, onu da çok iyi yapıyor, o rolünü de çok iyi oynuyor. E, yani bakıldığı zaman bireysel oyuncular Fenerbahçe'de aranan oyuncu yok. Yani şu oyuncuyu aramıyor, hiçbir oyuncuyu aramıyor Fenerbahçe Çünkü hepsi sahanın içerisinde. Hiç kimsenin aklına Mert Hakan nerede, İrfan Can nerede demiyor. Bir bakıyorsun bir yerden onlar geliyor. Öbür taraftan başka birileri geliyor. Bu tabii bence oyuncuların çok iyi antren edilmesi. oyuncular bireysel anlamda eksiklerin, takım anlamında takım oyunun içerisinde yapacaklarının Jesus tarafından çok net belirlenmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet dün Arda çok tabii ki yani skorun iki skorun da içerisinde olması çok özel bir geceydi Arda için. Ee, ama ben Jesus'un Arda'nın skor veya stil ile ilgilenmesinden daha ziyade oyunda neler yaptığını ben daha çok e, incelediğini düşünüyorum. Ee, yani Arda, evet gol tabii ki her oyuncu için keyiftir. ama ben Arda'nın oyununun e, gelişimini Jesus daha çok ön planda tutacağını düşünüyorum. Fiziksel olarak geçen hatta sezon başına göre e, ben daha iyi gördüm Ardayı. Artık ikili mücadelelere girebiliyor. Kaptırdığı zaman e, baskıyı yapabiliyor. Bunlar oyuncu gelişim için e, çok iyi. E, yani genel olarak bakıldığı zaman evet. E, şu belki hani milli takım arası deniliyor falan. E, milli takım arasında en çok belki olumsuz anlamda olumsuz demin de tabii ki bunlar biraz şu an söylemenin çok fazla ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Hani Diğer takımların oyundaki eksikleri oyun oynayarak bence çözülecek olduğu için aslında diğer takımların bu anlamda çok fazla bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hatalar oynanan oyundan sonra görülür. Fenerbahçe şu an bu arayı büyük ihtimalle hatasız bir şekilde kapatacak. Yani diğer takımlar bu anlamda antrenmanla beraber içeride yine kalmaya çalışacaklar. Yani evet Fener'in oyununa da aslında bakıldığı zaman oynadığı rakiplerde de çok fazla Fener'in oyununa tepki bir oyun hiçbir zaman çok fazla olmadı. Herkes kendi oyunu oynamaya çalıştı. Bu süreden sonra artık biraz da Fenerbahçe'nin oyununa göre oyun seçecek artık takımlar. Çünkü Fenerbahçe'nin bu oyunu bunu gösteriyor. Bu güçlülükteki bu oyunu e, muhakkak diğer takımlar o oyuna göre bir oyun seçecektir. Bu da ilerleyen haftalarda oyunların daha çok sertleşeceğini, daha çok keyif vereceğini, belki Fenerbahçe'nin daha çok zorlanacak oldu. maçlar olacak ama bu kadar oyuncu performansını gerçekten hep aynı seviyede ve hep yukarıda olması yani bu biraz hocaya ve antrenman planına, programına yazar. Peki bir şey var tabii burada hani zaman zaman biz toplantılarda da konuşuyoruz. Gerçi kiralık geldi. Hani Bruma konusunda o da özelleştiri yaptı. Hani Bruma'yı ben istedim ama çok kullanmıyor. Belki dünya kupasından sonra ama kiralık zaten. Hani onu çok bir şey o konuda Jesus Hoca'yı çok fazla eleştiremeyiz. Burada konuşmamız gereken bir şey daha var. O da bu kadar hani sonuçta Batshuai de dedi polis gibi görüyoruz diye. Hani otoriter, sert bir hoca olmasına rağmen bu kadar çok seviliyor, saygı duyuluyor ki genelde otoriter, sert hocaları tıpkı öğretmenler gibi çok sevmez öğrencileri seviyorlar çünkü e, hocanın şöyle bir özelliği de var. Çağın mesleği aslında yaşam koçluğu yapıyor. Sağ kenarında da, idmanlarda da işte Altay konusunda yaptığı mesleği ancak onu bir yaşam koçu yapar. Tabii. Defalarca üzerinde durdu. Seyirciyi belki karşısına alacaktı. Seyirciyle kavgaya tutuştu resmen. Sekizde, Bak yaparsanız bir daha giderim dedi. Alışık, en son alkışlattı mesela alışık, hata yaptığı maçta alışık bile. alışık olmadı. Bir alışık olmadığımız bir futbol kültüründen Tabii, geldi yani. Tamam. E, kabul, yani. O, o, o olayı biraz ecez üzerinden yazmak gerekiyor yani tamam. bu bu, e, bu olduğun olduğun konuda Tabii ki her teknik direktör oyuncusuna sahip çıkar ama işte ben çoğu hoca bu tip yani bu tarz sert e, hocalar otoriter hocaları bazı oyuncular çok sevmezler gitmesini isterler burada herkes çok seviyor Çünkü hoca oyuncuları geliştiriyor e, hem yarışıyorlar hem gelişiyorlar hem parlatıyor e, Bir de e, adaletine inanıyorlar e, dediğim gibi bir de adamın öğretmenlik tarafı var, yaşam koşuluğu var. Onları hani psikolog gibi hani kulüplerde psikolog vardır ama psikologun dokunuşuyla, kulüp psikologun dokunuşuyla hocanın dokunuşu farklıdır. Burada onu da yapıyor. Sağ kenarında hatta ben Jesus izlerken ben bile etkilenip terapi gördüğüm oluyor. Peki, Sakız çiğneyişinde bile farklı bir karizma var. Peki sonuçlar desteklemesi bu dediğin olur mu? Tabi tabii ki olmaz yani Sonuçlar son bir yerden desteklediği sonra her iki için her gibi, gibi ama işte de, hepsini bir başarı arada götürebiliyor. Yani şu anda her tabii şey ama her şey istediği tabii gibi oluyor. Sonuçlar destekliyor ama başarı her şey güçlendiriyor. Tesadüf değil yani. İyi oynayarak yaptıkları için bundan sonrasında hani tünelin sonuna doğru bu takım erken form tuttu düşer düşüşe geçer diyemiyoruz çünkü kulübeden çok kat kalıyor. Oyun 4 oyuncu değiştiriyor maçı kazanıyor ya da ne bileyim. E, her oyuncu bir şey yapıyor sahaya girdikten sonra diğer takımlarda bu kadar katkı vermiyorlar. Şimdi mesela, mesela çok, çok fazla oynatmadı halde çok, Arda'dan verim evet, alıyor tabii, oynattığı tabii. maçlarda bu kadar genç bir oyuncu. Ya profesyonel oyuncu hazır e, yani forma girmeye çalışmaz. Formda kalır. Adam 25 futbolcuyu da ekibiyle beraber çok iyi bir ekibi var Jorge Jesus'un. 25 oyuncu da hazır tutuyor. Yani az önce de söyledik hepimiz de biliyor. Mental olarak, fiziksel olarak ve teknik taktik olarak tutarsın. Bu üç parametre de çok iyi uyguluyor. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi Jorge Jesus, e, Zeki Uzun söyledi. E, bir yaşam koçu diye geçen bir şey okudum George Jesus'la ilgili George Jesus kaç yaşında? 67, 68 evet. bantında Doğru. bir teknik adam diyor ki ben 40 yaşında, 45 yaş, o yaş bareminde diyor daha genç olmama gerek gere, genç olmama rağmen. gerek gerek rağmen diyor ondan sonra daha diyor tecrübesizdim. Yani diyor o yaşlarda ben diyor daha çok hata yapıyordum. Daha çok ırşınlığım vardı. Daha çok analiz etmiyordum bazı şeyleri. Düşünmeden hareket edebiliyordum diyor. Hı hı. Şimdi daha olgunum diyor. Daha doğru kararlar veriyorum. Bir teknik adam yani yaşı biz 60'tan sonra işte sıkıntı yaşar falan diyoruz ya 65 hala 68 falan bunu çok kısa bir örnekle Alex Ferguson'la kitabında yazmış. Onu dile getireceğim o örnekle. Alex Ferguson bir yıl günü eve geliyor. Tam Christmas eve geliyor. Salona Oğlu evde, eşi evde. Ben diyor antrenörlüğü bıraktım. Manchester United diyor CEO'suna da söyledim. Ben bıraktım diyor. ondan sonra tamam baba yat diyorlar falan. Uyuyor salonda. Mutfağa giriyor. Bütün aile toparlanıyor orada. Konuşuyorlar kendi aralarında. Ya diyorlar babam 60-61 yaşında. Antrenör olarak en iyi yaşta. Niye bırakıyor? Aksine devam etmesi gerek. Konuşuyorlar. Bu Alex Ferguson birkaç saat sonra uyanıyor. Sonra işte kahve içmeye mutfağa çağırıyorlar Alex Ferguson'u. Oturuyor orada. Aile bütün ikna ediyor. Diyor ne yapıyorsun baba diyor daha önünde 10 yıl vardı. 10 yılda da Alex Ferguson'un biliyorsunuz o çok büyük başaları kazandığı 10 <laughs> yıl. O nasıl diyor ki ne yapıyorsun şöyle böyle ikna ediyorlar. seni yaşın genç yani bırakmak için. Sen çok olgun dönemindesin teknik adam için. Daha doğru kararlar verirsin daha fazla empati yaparsın. Daha babacan bir şekilde sizin söylediğiniz gibi yaklaşırsın Hı. oyuncuya. Tamam diyor o da arkasına CEO'ya oraya hemen odaya gidiyor. Diyor ki, e, gerekli diyor CEO diyor ki, patronlara söyledim mi diyor. Ne oldu diyor Alex diyor. Ben diyor vazgeçtim diyor, hatalı bir karar verdim sana kulüpte söyledim. E, ben diyor ayrılmak istemiyorum. Yok yok rahat ol söylemedim zaten diyor. <laughs> Kimseye söylemedim, o yarın zaman, gel kulübe işine devam et. Ben şey ve de resmen düşünüyorum Hı. şimdi ben siz bunları <laughs> anlatırken. Daha göreceğimiz çok şey var o zaman evet, futbola tabii. dair. O zaman ben de bir bilgi paylaşayım Arda'yı konuşurken. Ee, Arsen Wenger bunu daha önce bir röportajında söylemiştik ki akademik bir çalışma. Çok iyi oyuncular top kendilerine gelmeden önceki 10 saniyelik sürede çevre kontrolünde e, toplam 6 ila 8 kere sahit arıyorlar. Normal oyuncuların e, bu rakam 3 ila 4 arasında. Arda'nın dün akşam bir görüntüsü var. Top kendine gelmeden önce 10 saniyede 6 kere çevre kontrolü. Ne yapıyorlar. kadar önemli. Ben bizim ligimizde 4 büyüklerde oynayan Kanat oyuncularının orta yaparken kafasını kaldırıp bakmadan orta yaptıklarını tabii görüyorum. Tabii. Sezon boyu hiç, hoca da demiyor herhalde. Yani hep izliyorum görüyorum bak diyorum burada kafasını kaldırmadan ezbere orta yapacak öyle yapıyor. Ya hoca da mı ]lar. demiyor? Oyuncu kendini de ya ben burada niye bakmadım demiyor yani. Demek ki burada... Çevre mi, kontrolü yapan oyuncular... Çevre kontrolü... Hani daha başarılı oluyor yapar hocam. de o dikkatimi çekmişti çıplak tabii, tabii. isterken. Orta yapan oyuncu niye ee, bakmaz? Ben iki alternatif gördüm pas alternatifi. Piyaniç bir üçüncüyü görmüş orayı verdi. Sonra düşündüğümde evet dedim ya. Gerçekten o üçüncü alternatif daha iyi. Bir sonuçta pozisyon gelişti. Çünkü <laughs> o benden önce o 10 saniyede büyük ihtimalle 8'e kadar ulaşmış demek ki. Ben 3'te kaldığım için. Bunu en güçlü biri de Hamşik mesela. <laughs>